30 yılı aşkın süredir bir yatırım bankacısı olarak size birleşmeler ve devralmalar hakkındaki kişisel bakış açımı vermek istiyorum. En büyük zorluk, birleşmeler ve devralmalar gibi bir şeyi nasıl öğreteceğinizdir. Çünkü bu çok karmaşık bir konu, karmaşık bir süreçtir. Bu, bir ders kitabında gerçekten hiç yazılmamış bir şey. Basit cevap, onu yalnızca gerçekten deneyimleyerek öğretebileceğinizdir. Yani, sizinle deneyimlerini paylaşan kişinin aslında orada olduğunu, tişört olduğu gibi aldığını bilmek istiyorsunuz. Analist olarak bir yatırım bankasında birkaç yıl geçirmiş olmak iyi ve güzel, ama o zaman gerçekten sürecin bir tür gözlemcisisiniz. Aslında yapmıyorsun. Süreci yürüten ve kararları veren kıdemli direktör değilsiniz. Bu uzmanlığı gerçekten kazanmanın kestirme bir yolu yoktur. Aslında anlaşmalar üzerinde çalışmanız ve bu deneyime sahip olmanız gerekiyor. Ama bunu 30 yıldır yaptığım için şimdi 50'li yaşlarımın ortasındayım. Bu deneyimi sizinle paylaşmayı gerçekten çok seviyorum ve ayrıca birleşme ve devralmalara dahil olmanın nasıl bir şey olduğuna dair bakış açımı da vermek istiyorum. Başlangıç noktasının gerçekten iş döngüsü olduğunu varsaydım. Her işin bir yaşam döngüsü olduğunu düşünüyorsanız, pazarın hepsinin kendi yaşam döngülerine sahip olduğum bu şirketlerle dolu olduğunu düşünüyorsanız, esasen değer yaratmakla ilgilidir. Girişimciler, bir şeyler inşa etmek ve para kazanmak istedikleri için iş kurarlar. Bu işletmelerin büyümesi gerekiyor. Büyümek için sermayeye ihtiyaçları var ve bazen de satın almalar yapmaları gerekiyor. O zaman günün sonunda girişimciler bir tür çıkışa ihtiyaç duyacaklar, kısmi olsun, bu bir halka arz olabilir ve hisselerinin bir kısmını satarlar ve yine de bir faiz veya tam bir çıkış elde ederler ve şirketi başka birine satarlar. Ama onlar olmadan, kendilerine değer veremezler. Yani burada girişimcilerin iş kurmakla meşgul olduğu ancak sermayeye erişmeleri gereken bir sisteminiz var, nihayetinde, sermayelerini çıkarabilmeleri gerekir ve bu gerçekten birleşme ve devralmaların devreye girdiği yerdir. Yani bir şirket yaşam döngüsü ile başlarsanız bir start-up'ınız olur ve start-up bir ürün icat eder ve onu tasarlar ve tüm Ar-Ge'yi yapar. Sonra gider ve bir müşteri bulur. Şimdi bir müşteri bir ürün satın alıyor, bu gerçekten kanıt değil, eğer çok sayıda müşteri ürünü satın alıyorsa, o zaman bir pazarınız var demektir. Yani şirket şimdi büyüyor. İlk aşamalarda sermayeye erişimleri gerekir. Bu yüzden sermaye konulmalıdır, herhangi bir dış sermaye olmadan bir şirketi mutlak sıfır noktasından başlatmak çok zordur. İşletme kurulduktan sonra bir grup müşteriye sahip olur, büyümesi ve bu işi ölçeklendirmesi gerekir. Yine, bir işi büyütürseniz, o zaman gerçekten para çekmeden önce olan şey, aslında nakit berbattır çünkü malzeme satın almanız gerekir, insanlara ödeme yapmanız gerekir ve bir ürünü satmadan veya satmadan önce tüm bunları yapmanız gerekir. Parayı geri almak için bir hizmet. Dolayısıyla işletme sermayesine ihtiyaç duyar. Şimdi bir noktada nasıl çıkacağını, girişimcilerin, hissedebilirsiniz. Pazarların nasıl bir çıkış elde edeceğini ve bunun bir satış, halka arz veya satın alma yoluyla olabileceğini düşünmesi gerekiyor. Ve büyüme sürecinin bir parçası olarak bir satın alma yapmaları gerekebilir. Şirket başka bir şirketle birleşebilir. Birleşme ve devralmalar her şeyi kapsar, ancak bir satın alma işleminiz olabileceği için bir şirket satışını da içerir. Ancak satın almanın diğer tarafı satış tarafı değildir. Bunu da açıklamaya geleceğim. Birleşme ve devralmalar, şirket çıkışlarını da içerir. IPO'lar farklı uzmanlıklardır. Bu, pazarınızdaki listeleme kuralları hakkında çok fazla ayrıntılı bilgiye sahip olmanız ve bunun için tüm süreç ve belgeler geçebilmeniz gereken yerdir. Londra pazarında listeler yaptım ama muhtemelen yaklaşık 20 yıldır değil ama bu farklı bir beceridir ve normalde bir yatırım bankacısı yerine bir borsacı tarafından gerçekleştirilen tüm ayrıntılı işleri ele alan bu normaldir. Peki bir danışman olarak kilit adımlar nelerdir? Temel olarak, şirketin stratejik tavsiyesini vermeniz gerekiyor, gemiye girmeniz ve neyi başarmaya çalıştıklarını anlamanız ve ardından pazar ve sektör deneyiminizden ne yapmak istedikleri konusunda onlara tavsiyelerde bulunabilmeniz gerekiyor.
kaçınılmaz olarak bir halka arz yoluyla olabilecek bir aşamada sermaye artırmak isteyeceklerdir. Ancak erken aşamalarda bunun özel veya kurumsal özel sermaye veya risk sermayesi yatırımcıları için olması çok daha olasıdır. Şirket satın almalar yapmak isteyebilir veya buna ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle satın alacak şirketleri bulmak ve ardından tüm bunları organize etmek ve bunun için finansmanı sağlamak için satın alma tarafında onlara yardım etmeniz gerekir. Ve sonra satış perspektifinden, yatırımlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmalısınız ve bu, tam bir çıkış yoluyla veya bir halka arz elde etmek için bir borsacıyla çalışarak olabilir. Birleşme ve satın alma ekosistemindeki odaklanmayı bazı piyasa oyuncularına bakalım. Açıkçası, şirketler ekosistemin merkezindedir, ancak danışmanlık perspektifinden, süreci gerçekleştiren birleşme ve satın alma oyuncularının perspektifinden bakıldığında, hisse senedi borsacılığı işlevi olan veya olmayan yatırım bankalarına sahipsiniz. Onların içinde, eski zamanlarda bu iki işlev gerçekten ayrıydı, 1980'lerin sonundan itibaren size tarih gibi gelebilir ama bana göre değil. Sonra bunlar çok daha entegre hale geldi. Yani, finansal durum tespiti ve anlaşmaların muhasebe tarafını gerçekten yöneten yatırım bankaları muhasebe ve denetim firmalarına sahipsiniz ve anlaşmaların dokümantasyonu üzerinde yasal durum tespiti yapan avukatlara sahipsiniz ve ardından veya katılmayabilir. Müşteri şirket ne kadar büyük olursa, dahil olma olasılıkları o kadar yüksek olur. Stratejik bir bakış açısı, durum tespiti bakış açısı ve ayrıca uluslararası bir bakış açısıyla çok faydalıdırlar. Ofisleri vardır. Eğer bir yatırım bankacılığı danışmanıysanız, gerçekten bir sektör odaklı olmanız gerekir. Bugünlerde genelci olmak için gerçekten küçücük uçta çalışmadığınız sürece, çok geniş bir pazar. Bu benim kesin görüşüm. Bu yüzden teknoloji sektörüne odaklanıyorum. Sektörünüzü, oyuncuların kim olduğunu, farklı alt sektörlerin neler olduğunu, teknoloji sektörünün nasıl yapılandırıldığını ve organize edildiğini anlamalısınız. Trendler neler? Sektörün büyümesini sağlayan nedir? Hangi teknolojiler yeni? Hangi düzenlemeler geliyor? Başlıca oyuncular kimlerdir? Sıcak nedir? İnsanlar neye yatırım yapmak istiyor? O zaman sektördeki firmalara nasıl değer verdiğinizi iyi kavramanız gerekiyor. Farklı sektörlerin farklı ölçütleri ve farklı değerleme teknikleri vardır çünkü bir emlak şirketine değer biçme yöntemi, bir teknoloji girişimine değer biçmekten çok farklıdır. Sektöre bakalım, biraz daha detaya odaklanalım. Manzarayı ve iş ekosistemini anlamanız gerekir. Peki piyasadaki oyuncular kimler? Pazar liderlerinin kim olduğunu bilmeniz gerekir. Büyüme şirketlerinin hangileri olduğunu bilmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bozanlar kimler? Hedefler kimler? Müşterileriniz için satın alma hedefi olarak görülebilecek şirketler kimlerdir? Ve elbette, özel sermaye firmasına veya bir VC firmasına ait herhangi bir şirketi bu listeye koyabilirsiniz. Şirketlerin mülkiyetini bilmeniz gerekir. Halka açık şirketler çok kolaydır, ancak bulunduğunuz coğrafi pazara bağlı olarak özel şirketleri belirlemek. ABD ve İngiltere nispeten kolaydır. Bazı Avrupa pazarlarında mülkiyet bilgileri daha gizlidir. Ayrıca, piyasadaki tüm risk sermayesi ve özel sermaye oyuncularının kimler olduğunu ve hangi şirketlere sahip olduklarını ve bunları ne zaman satın aldıklarını ve dolayısıyla onlardan ne zaman çıkacaklarını da bilmeniz gerekir. Konsolidatörlerin alıcıları o zaman mı? Biraz anlayış göstermelisin. Yoksa hedef mi? Bu gruplardan hangisine düştüklerini görmek için sadece yakın tarihlerine bakmanız yeterli. Danışman iseniz, sektördeki anlaşma geçmişi hakkında da iyi bir fikre sahip olmanız gerekir. Geçmişte kim ne yaptı ve kimin kime ne yaptığını izleyerek, olası fırsatları bir tavsiye perspektifinden belirlemeye başlayabilirsiniz. Ancak bu karmaşık bir tablo çünkü sürekli para toplayan şirketler var, her zaman başlayan şirketler var, sürekli satın alma yapan şirketler var, bir de sürekli çıkış yapan firmalar var. Ve bir şirket halka arz yoluyla özel bir şirketten halka açık bir şirkete geçerse, şimdi satın almalar için kullanabilecekleri halka açık bir hisse senedine sahiptir. Yani bir anlamda bir çıkış elde ettiler ama bir türe dönüştüler. Artık devam edebilecekleri ve bir satın alma müşterisi olabilecekleri bir şirket. İşletmeleri kimin finanse ettiğini anlamanız gerekir çünkü işletmelerin finanse edilebilir olduğunu bilmeniz gerekir.
Ayrıca iyi bir ulusal ve uluslararası bakış açısına sahip olmalısınız çünkü artık sadece pazarınızda neler olup bittiğini anlamak yeterince iyi değil. Pazarınıza girmek için deniz aşırı ülkelerden hangi şirketlerin geldiğini bilmeniz veya pazarınızdaki yurt dışına çıkmak isteyen şirketler hakkında bir bakış bir açısına sahip olmanız ve ideal olarak peki, her ikisinde de onlara yardımcı olmanız gerekir. Ve IBM sorununuz var çünkü hiç kimse IBM'den satın aldığı için kovulmadı. Bu nedenle, müşterilerin onları alabilecek veya almayacak büyük parantez firmalarına acele etme eğilimi var, ancak bir anlamda, çok büyük bir firmada değilseniz, o zaman sizi neden işe almaları gerektiğini göstermek için rekabetçi konumunuzu çok net bir şekilde ortaya koyabilmeniz gerekir. Yani bir sicile ihtiyacınız var, anlaşmalar yapmış olmalısın. Hem MA sürecinde hem de sektörde uzmanlığınızı gösterebilmeniz gerekir. Anlaşmalar oluşturma yeteneğine ihtiyacınız var, müşterileriniz tarafından satın alınabilecek şirketler hakkında düşünebilmeniz ve iyi fikirler bulabilmeniz gerekir. Ve tabii ki, size nasıl ödeme yapılacağı, bir hizmette alıp almayacağınız, sadece başarı temelinde çalışıp çalışmayacağınız konusunda çok net olmanız gerekir. 246-0011, 500-büyüktür 0 şart ve koşullarınızın ne olduğu için ödeme alıp almadığınızı. Ne olursa o halde olsun, o pozisyonu alın ve tamam, potansiyel müşterileri belirlemeliyim derseniz. Şimdi yatırım danışmanıyım ve kendi işim için kendi pazarlamamı düşünüyorum. Bu yüzden alıcıları belirleyebilmem gerekiyor. Satıcılarla ilişki ve iletişim kurmam gerekiyor. Sektörümdeki tüm önemli finansal yatırımcıları tanımam gerekiyor. Anlaşmaları kimin yaptığını bilmeniz gerekir. Kimde para var, hangi şirketlerin anlaşma yapacak parası var. Ve kritik olarak karar vericilerle ilişkiler kurmanız gerekiyor. O halde bazı anahat becerileri hakkında konuşalım. Açıkçası, MA sürecini iyi anlamanız ve alım tarafı ile satış tarafı arasında ayrım yapmanız gerekiyor. Yani satın alan taraftaysanız, satın alma yapmak isteyen bir müşteri için hareket ediyorsunuz. Satış tarafındaysanız, satın alanın karşı tarafında şirketini satmak isteyen bir müşteri için hareket ediyorsunuz. Atış yapabilmeniz gerekir. Piyasaya çıkıp kendinizi tanıtmanız ve bir müşteriyi sizi işe alması için ikna etmeniz gerekir. Müşteriniz için, normalde birkaç sayfaya ve genellikle de içinde kazan levhası içeriği bulunan ek eklerin birkaç sayfasına kadar gidebilen ayrıntılı bir taahhüt mektubu biçiminde çok net taahhüt şartlarına sahip olmanız gerekir. Bu yüzden kendinizi ve şart ve koşullarınızı çok net bir şekilde sunabilmeniz gerekir. Şimdi biraz da satın alma süreçlerinden bahsedelim. Esasen, şimdi bir müşteri tarafından o müşteri için bir satın alma yapmak üzere işe alındım. Bu yüzden yapmam gereken ilk şey, sektörü gözden geçirmek ve o müşteri için hedefler belirlemek. Bu hedefler mevcut olmalıdır. Uzun bir hedef listesi belirleyen bir kağıt alıştırması olması iyi ve güzel, ancak o şirketin yönetim kurulunun şimdi bir satış düşünmeye hazır olduğunu gerçekten bilmiyorsanız. 2 yıl sonra bir satıştan bahsediyorlarsa, şimdi onlarla konuşmanın bir faydası yok. Ardından, görüşmeye hazır olup olmadıklarını görmek için müşteriniz adına bir yaklaşımda bulunabilmeniz gerekir. Bu, mantıksal olarak, taraflar arasında, ilk başta müşterinizi ve adlarının ifşasını içerebilecek veya içermeyebilecek ilk tartışmalara yol açar. Başlamak için bunu isimsiz olarak yapabilirsiniz. Bir görüşe gelmeniz ve ardından değer ve değerleme üzerinde anlaşmanız gerekecek. Sonra bu görüşü müşterinizle yani paylaşmanız şirkete gerekecek. Değer vermek için ardından danışman olarak satın alma fiyatının var. Bir parçası olarak bu değeri hedef şirkete sunarız. Bu kaçınılmaz olarak müzakerelere yol açar. Bu, müzakere edilen ve daha sonra üzerinde anlaşmaya varılan temel şartları belirleyen bir niyet mektubunun masaya yatırılmasına yol açar. Bu niyet mektubu üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra, avukatları, muhasebecileri, yönetim danışmanlarını ve istediğiniz herhangi birini, çevre sağlığı, İK, her neyse, gidip kontrol etmeleri için gönderdiğiniz bir durum tespiti aşaması vardır. Her şey doğru. Almak istediğiniz şirketin dolabında saklanan hiçbir iskelet olmadığını ve sonunda her şeyi halledip, satış ve satın alma sözleşmesini hazırladığınız şartları kesinleştiriyor ve anlaşmayı kabul ediyorsunuz. Satış tarafında
tarafında biraz farklı bir süreç var, son kısmı Körfez tarafını yansıtıyor. Ancak satış açısından, müşteriye gidip onları satış konuşması yapma konusunda yetkin olduğunuza ikna edin. Bu nedenle, işlerine uygun olacağını düşündüğünüz değerleme ve temel çıkış koşulları hakkında kendi bakış açınızdan onlara bir fikir vermeniz gerekecek. Ayrıca onlardan temel çıkış koşullarının ne olduğunu öğrenmek isteyeceksiniz. Yönetim mi kalmak istiyor yoksa ayrılmak mı? Potansiyel alıcıların evrenini tanımlamanız, stratejilerini ve gerekçelerini anlamanız gerekir. Aradığınız şey, müşteriniz için stratejik bir prim ödemek isteyen alıcıdır ve bu nedenle, çıkışta aksi halde elde edebileceğinizden daha yüksek bir fiyat elde edersiniz. Veri odasını bir araya getirmeniz gerekecek. Bu, durum tespiti sürecinde kullanılan verilerin toplanmasıdır. İş belgelerinin oldukça karmaşık bir koleksiyon denetlenecek, ancak günün sonunda, bir araya getirildiğinden emin olmak için yatırım bankacılığı danışmanı olarak nihai olarak siz sorumlusunuz. O zaman işi pazarlamanız gerekecek. Bunu, yalnızca bir veya iki potansiyel alıcıya yaklaşan bir tüfek atışı olarak yapabilir veya geniş kapsamlı bir müzayede yapmak ve çok çeşitli potansiyel alıcılara yaklaşmak isteyebilirsiniz. Belki başlangıçta isimsiz, anlaşma hakkında sadece bir veya iki sayfalık bir teaser ile. Ardından, pazarlama malzemelerinizin bir parçası olarak şirket hakkında bir bilgilendirme memorandumuna ihtiyacınız olacak. Potansiyel alıcı ilgilendiğini belirttikten sonra, bir gizlilik mektubu imzalarlar ve daha sonra onlara iş hakkında muhtemelen 30 veya 40 sayfalık bir kitap olan ve yapmak isteyip istemedikleri konusunda bir görüş oluşturmalarına yardımcı olan bilgi memorandumunu sağlarsınız, bir teklif. Bazı müzakereler ve tartışmalar olacak ve ardından aynı anda birkaç terim başlığı üzerinde pazarlık yapıyor olabilirsiniz, ancak o zaman nihayetinde sadece bir tanesinin yapılması gerekiyor. Bu daha sonra, nihai belgelere, satış ve satın alma sözleşmesine, kapanışa ve paranın el değiştirmesine yol açan durum tespitine yol açar. Yani anlaşmanın diğer tarafı bu. Bir danışman olarak, bir yatırım bankacısı olarak bu süreçte çok fazla beceri ve deneyime ihtiyacınız var, bu basit değil, tek beden tüm egzersizlere uyar. Bu çok karmaşık bir süreçtir ve çok fazla deneyime bağlıdır. Sektörünüz ve tüm finansal yatırımcılar ve muhtemelen diğer yatırım bankaları arasında bir ağ ve ilişkilere sahip olmanız gerekir. Bir sicile ihtiyacınız var ve dürüstlüğünüzü gösterebilmeniz gerekiyor çünkü gizlilik ve güven çok önemli. Hizmetlerinizi, yeteneklerinizi tanıtabilmeniz ve kendinizi müşterilere satabilmeniz gerekir. İşletmelerini potansiyele nasıl pazarlayacağınızı yani pazarlama becerilerine de ihtiyacınız var, ilgili tüm belgelere hakim olmanız ve anlamanız gerekir. Çok fazla yazamayabilirsiniz, ancak paragrafların ve ayrıntılı belgelerin içeriğinin ve cümlelerin ağırlığının doğru olup olmadığı ve müşterilerinizin lehinde olup olmadığı konusunda kesinlikle tavsiyelerde bulunmak isteyeceksiniz. Bu, yalnızca deneyimden gerçekten kazanabileceğiniz bir şeydir. O zaman iyi organize olmanız ve anlaşma sürecini yönetebilmeniz gerekir çünkü bu sizin birinci görevinizdir, baştan sona almaktır. Bu, toplantıları takip etmek, gündemleri düzenlemek, aksiyon adımlarının atıldığından emin olmak, sürecin belirlediğiniz takvime uygun olmasını sağlamak demektir. Tabii ki, müzakere becerilerine ihtiyacınız var çünkü müşterinizin baş müzakerecisi sizsiniz ve onlara anlaşmayı müzakere etmenin ve anlaşmayı kapatmanın en iyi yolunu tavsiye etmeniz gerekiyor. Bu benim birleşmeler hakkındaki kişisel bakış açım. 30 yılı aşkın deneyime dayanmaktadır. Bunun oldukça uzun bir video olduğunu biliyorum, ancak bu kişisel deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum, size sahip olduğum güveni vermek, sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğum birleşme ve devralma sürecinin ayrıntılı bir anlayışını vermek istiyorum.